Şimdi bizim yaptığımız tartışmalarda aday belirleme yöntemi üzerine yoğunlaştık ve adayların yerel dinamikler tarafından belirlenmesi konusunda bir karara vardık. Biz buna aday belirleme seçimi adını veriyoruz. Aday belirleme seçimi esas itibariyle mümkün olduğu kadar geniş bir katılımla yapılacak bir yöntem olacak. Bu aday belirleme seçimine katılacak olanlara baktığımızda elbette ki halkımız katılacak, üyelerimiz katılacak, yöneticilerimiz katılacak. Toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri yerellerde katılacak. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, kendileri delegeler belirleyerek bu aday belirleme seçimine katılacaklar. Ve mümkün olduğu kadar geniş bir zeminde yerellerde halkın tercihleri doğrultusunda hem belediye eş başkanlıkları hem de belediye meclisi üyelikleri konusunda bir aday belirleme seçimini gerçekleştirmiş olacağız.